Merhaba gençler. Bugün 6 Ocak 2021. Doğuş Otomotiv kapanış değeri 28 lira 16 kuruş. Doğuş Oto için daha önce şu zirve bölgedeyken 30 küsurlu fiyatlardayken düzeltme uyarılı grafik çalışması yapmıştık. Bu çalışmamız sonrasında baktığımızda 25'li fiyatlar görülmüş. Yani 30'lardan 25'lere beklediğimiz şekilde düzeltme hareketi oldu ve son dönemde baktığımızda hissede indikatörlerimizde toparlanma işareti var. Şu bölgeden sonra yani 28 Aralık sonrasında kısa bir dönüş çalışması ve bu hızlı hareketin düzeltmesi, sindirmesi de olmuş görünüyor. Öncü indikatörümüze baktığımızda ana trendteki zikzaklarda da sinyal üretiyordu. Öncü indikatörümüz malum üstteki. Baktığımızda hisse tekrar 21.9 EMA civarına kadar düzeltmiş. Kısa vadeli hareketler için 27.73 21 EMA zarar kes seviyesi. Fakat orta vadeli görünüm için daha aşağıdaki PSR desteğini baz alabiliriz. Güncel değerle 26.18 üzerindeki hareketlerde orta ve uzun vadeli pozitif görünüm beklentimiz devam eder. Genelde şu bölgede görüldüğü gibi 21 EMA altına şu kadar sarkma, yani yaklaşık olarak 26.50'lere kadar sarkma normaldir. Eğer 26.50'ler altındaki hacimli düşüşlerde o zaman beklediğimiz hareketin negatife döndüğünü, yani indikatörün orta vadeli görünümün negatife döndüğünü belirtmek gerekir. Eğer 26.50'li fiyatların altında, yani şu sarkma kadar olan değerlerin altında aşağı yönlü hareket olursa destekler sırasıyla 25.72 50 EMA, bunun altında 22.61 100 günlük ortalama destek seviyelerimiz. Olumlu hareketlerde ise yukarı yönlü Fibonacci çalışmamızı yaparsak ...200 EMA civarındaki dip ve tepe bölgeler arasında baktığımızda evet, alanı genişletelim biraz. İndikatörleri kapatıyoruz. Evet, yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 30.02 Fibonacci 8 direnç seviyesi, 30.02 geçtiğimiz günlerde çalışmış görünüyor. 30.02'nin geçilmesi durumunda ise orta ve uzun vadede 40 lira 2 kuruş Fibonacci 9 direnç seviyesi olarak izlenebilir. 40.02 ve 30 0.2 Fibonacci 8. Hissenin biraz zamansal kaymasını yaparsak bu Fibonacci 9 direnç seviyesinin daha önceki hareketlerle de uyumlu olduğunu görüyoruz. Bakın şu bölgeden çıktıktan sonraki, yani Mart dibinden sonraki hareketlerde 1 2 3 şeklinde birinci hareket, ikinci hareket ve üçüncü hareket şu anki tespit ettiğimiz Fibonacci 9 direnç seviyesiyle uyumlu. Hissenin takas durumuna baktığımızda şu zirve bölgelerde, yani 25-30 arasında yabancı takasında şu tepe hariç, yani 30
4.35'li fiyatlar hariç yabancı takası belli bir seviyede kalmış görünüyor. Hala son günlerde belirgin bir yabancı gelişi yok. Tablo olarak bakarsak duruma, evet, günlük takasta satıcılar ağırlıklı, yabancı görünmüyor. Haftalık takasa baktığımızda 668 656 satıcılar yine az çoğunlukta. Fakat alım tarafında hissede patron grubu diyebileceğimiz Garanti Yatırım birinci takasta birinci ağırlıktaki kurum alım tarafında birinci sırada görünüyor. Bu kısmen pozitif diyebiliriz. Henüz yabancı giriş yok haftalık takasta. Aylık baktığımızda tabii daha gerilerde az doçenin satışı var. Son haftalıkta yabancı hareketi görünmüyor. Hissenin temel verilerine bakarsak fiyat kazanç oranı daha önce 15'li 14'lü seviyeler görülmüş şu bölgede, yani Temmuz ayında, hatta daha geride Haziran ayında 30'lu seviyeler de görülmüş. Şimdi son güncel durumda ise 7.55 gelen karlı bilançolar ile fiyat kazanç oranı iyileşmiş durumda. Piyasa değeri, defter değeri ise 3.12 güncel durumda. Daha önceki şu zirvede ise 3.53 görülmüştü. Piyasa değeri de zirve piyasa değeri 7 milyar. Şimdi ise 6.19. Yani zirveye göre temel veriler kısmen iskontolu görünüyor. 12 aylık bilançoda eğer yine öncekiler gibi karlı bilanço gelirse hissenin teknik yöndeki pozitif hareketinin devamı beklenebilir. Önümüzdeki günlerde bilanço verileri hissenin yön tayininde önemli olacaktır. Orta vadeli indikatörümüze baktığımızda aslında tepe bölgede şu gün itibariyle 80'i kırdığı güne bakarsak daha kesin olarak 30'lu fiyatlardayken negatife dönmüş 30 küsürlerde. Aynı indikatör ise 27.60'lı ağırlıklı ortalamada tekrar pozitife dönmüş görünüyor. Bu tarz yukarı yönlü dönüşlerde ilk başta PSR direncinin kırılmasıyla, daha önce de bunu belirtmiştik, hızlı hareket gerçekleşmiş ve bu hızlı hareketin son bir haftada da sindirmesinin olduğunu görüyoruz. Yani 25.50'lerden başlayan hareket 31'lere kadar gelmiş. Son bir haftada şu hızlı hareketin sindirmesi gerçekleşmiş ve tekrar hisse orta vadeli hareketlerde trend desteği olarak çalışan 9 EMA, hatta 20 gün itibariyle 21 EMA da test edilmiş. Bugün ise tekrar 9 EMA'nın üzerine atmış. 21 EMA üzerinde kaldığı sürece pozitif görünümde sıkıntı olmaz ama 21 EMA altındaki hareketlerde temkinli olmak gerekir. Her şey gönlünüzce olsun gençler. İyi akşamlar.